Herkese merhabalar. Bu videomuzda biz vajinismusla ilgili her şeyi konuşmak için hazırladık. Vajinismusla başlayalım. Vajinismus nedirle başlayalım. Vajinismus esasen vajinanın 1/3 alt kısmının kadının cinsel birleşme esnasında istemsiz olarak kasması. Ama vajinismustaki mekanizma sadece vajinayla ilgili bir rahatsızlık değil, tamamen beyindeki bilinçaltı düşüncelerimizin vücuttaki davranışsal olarak yansıması. Vajinismuslu kadın neler yapmakta? Tam cinsel birleşme dediğimiz penetrasyon aşamasında aslında cinselliği istese dahi vajinasını istemsiz olarak kasmakta, bacaklarını kasmakta ve eşini eliyle itmekte. Sanki tam bir panik atak havasıymış gibi tüm vücudunda kalbinde hızlanmalar, terlemeler ve istemsiz olarak vücudunu kasması hareketine bizi temel olarak vajinismus diyoruz. Vajinismus ilk ne zaman ortaya çıkar sorusu çok merak edilir. Aslında vajinismuslu kadın vajinismus olduğunu bilmeden yaşar. Ta ki o ilk cinsel birleşme, penetrasyon dediğimiz ana kadar. O dönemde aslında eşini severek ya da partnerini severek bir ilişkileri vardır. Daha öncesinde tanışmışlıkları, birbirleriyle ortak paylaşımları vardır. Ama tam o esna geldiğinde istemsiz olarak kendini farkında olmadan kasar. Vajinismus özellikle cinsel terapi polikliniklerimize başvurularda birinci sıraya almaktadır. Ülkemizde her 10 kadından birinde vajinismus görülürken Avrupa ülkelerinde bu oran %1'lerde, bazı yurt dışı ülkelerinde %12-17 arası değişmektedir. Ancak cinsel terapi polikliniğime başvuruların aşağı yukarı %60'ında maalesef ki vajinismusu görüyoruz. Vajinismus o ana kadar tabii bir şey olmadığından bahsettik. O an geldiğinde bir panik atak durumunun ortaya çıkması vajinismusun temel belirtisidir. Olay aslında beyinden kaynaklıdır. Vajinismusun diğer bir adına biz cinsel terapistler beyinismus da deriz. Beyindeki bilinçaltımızda çocukluk döneminde geçirilen belki cinsel taciz, cinsel travmalar ya da cinsel mit dediğimiz, birazdan videonun sonuna doğru anlatacağımız cinsel eğitimle ilgili yetersizliklerimizden dolayı düşüncelerimizin maalesef ki davranışlarımıza yansıyarak istemsiz olarak vücudumuzda kasma hareketinin olması, temel mekanizma vajinismus da bu. Bir kere kızlık zarı ile ilgili temel korkusu vardır ve ya da vajinası ile ilgili korkusu vardır. Kızlık zarının delineceği, patlayacağı, zedeleneceği, kanayacağı korkusunu yaşar. Yine vajinasının da dar olduğunu ve kesinlikle bir cinsel birleşmeye imkan vermeyeceği korkusu yaşar. Primer vajinismus mu, sekonder vajinismus mu, bir kere ayırt etmek tıbbi öyküde çok önemli. Primer vajinismus dediğimiz cinsel birleşme esnasında ilk cinsel birleşmede bir ağrı, acı hissetmiştir ve o eylem devam etmemiştir. Ya da ağrılı olarak gerçekleşmiştir fakat sonrasında yineleyici ve tekrarlayıcı olarak kesinlikle refleks olarak aç kaslarını kastığından dolayı tekrardan bir cinsel birleşme olmamıştır. Sekonder vajinismus dediğimiz olayda ise yıllardır keyifli, keyifsiz, ağrılı, ağrısız, az çok bir cinsel deneyimi vardır. Hatta yıllardır evlidirler, çocukları da vardır. Ancak sonradan normal doğum sonrası olabilir, geçirilen bazı cerrahi operasyonlar sonrası olabilir, kişinin kullandığı bir takım ilaçlara bağlı olabilir ya da psikolojik bir takım sebeplere bağlı olarak sekonder vajinismus dediğimiz sonradan olma vajinismus olguları da vardır. Bizim tabii primer vajinismustaki tedavi yaklaşımımız da sekonder olgularda biraz daha farklıdır. Sekonder olgular biraz daha hem bizi hem danışanlarımızı zorlayıcı süreçler geçirebiliriz. Ama birlikte danışanlarımızla birlikte tüm vajinismuslu hastalarımızın bir kere bilmesi gereken durum, vajinismus geçici bir hastalıktır. Hiçbir kadının kaderi değildir. Maalesef ki toplumumuzda ergenlik döneminden itibaren kız çocuklarımıza ya da erkek çocuklarımıza herhangi bir şekilde anneleri ya da babaları tarafından yeterince ve doğru cinsel bilgi verilmemekte. Bundan kaynaklı olarak da eşler ilk birleşme anında karşılaştırdıklarında kafalarında kurguladıkları korkularından dolayı bir cinsel mit dediğimiz bizim cinsel yanlış eğilimler sergilemekte. Cinsel miti biz bir takım algıda değişikliklerle anlatıyoruz.
veriyoruz hastalarımıza. Bir tane ben çok sık naneli şeker metaforunu kullanıyorum. Naneli şekeri ağzımıza aldığımızdaki hissiyatımız, onun nane tadı, hafif ağzımızda bir ferahlık hissederiz. Ancak üzerine bir bardak su içtiğimizde sanki ağzımıza, dişlerimize bir buz kırıyormuşuz gibi ya da içimizde buz varmış gibi çok değişik bir duygu hissederiz. Aslında işte aynı naneli şeker bize iki farklı hissiyatı doğurur. Vajinismus'ta da temel mekanizma budur. Kişinin algısını, düşüncesini değiştirerek davranış modeli olarak yansıttığı vajinismus'u tedavi ediyoruz. Peki vajinismus'un bu çok korkulan, çok sık gördüğümüz, bazı kadınların da maalesef ki bize başvurudan çekindikleri vajinismus'un bir tedavisi mümkün mü? Vajinismus esasen cinsel problemler içerisinde tedavisi en kolay olan problem. Yalnız birazcık sabır gerekiyor ve mutlaka kendilerini, vajinismuslu kadınlarımızın cinsel terapist olan kadın doğumculara mutlaka bu sorunlarını açması, yeterince net olarak konuşması gerekiyor. Peki vajinismus tedavisinde biz ne yapıyoruz? Bir kere eşle mutlaka seanslarımızı alıyoruz. Çünkü vajinismus sadece kadının bir problemi değil, eşlerin, evlilik müessesesi içerisinde eşlerin temel problemi. Tedavide cinsel öykü, tıbbi öykü, çocukluk döneminin öykülerini aldıktan sonra bir takım bilişsel ve davranışsal modelleme sistemlerimizle birlikte hastalığın sorununu çözmüş oluyoruz. Vajinismus temel olarak evet eşlerin cinsel problemi dedik ama aynı zamanda sosyal bir problem de maalesef ki. Evlilik kurumunu ciddi olarak zedeleyen bir problem. Evliliği biz bir masanın dört bacağı gibi tarifleriz. Bu bacaklardan bir tanesi de cinsellik. Cinsellik olmadığında, o bacağın bir tanesinde bir sıkıntı olduğunda maalesef ki denge bozulmakta. Öyle olduğu için aile içerisinde şiddetten tutun bazı boşanma durumlarına kadar gidebilmekte. Bu kadar kolay çözülebilen, aslında geçici bir rahatsızlık olan vajinismusunuzu lütfen ertelemeyin. Bizlere başvurmaktan çekinmeyin. Vajinismus sizin kaderiniz değil.